Bugün Fransa Strasbourg'a yakınlarında bulunan Wesel Gölü'ne geldik ve de bizi davet eden kendisiyle Almanya'da Kassel'de MOA Büyük Balık Marketi'nde tanışmış olduğumuz Abdullah kardeşimiz bizi davet etti. Biz de bu daveti geri çevirmedik. Seve seve geldik. Ortalama bir 180 kilometre gelerek şu anda göle ulaştık ve bizi burada kapıda karşılayan Abdullah kardeşimize ilk önce kendisine yaban odalarınıza teşekkür etmek istiyorum. Teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim yani. Evet, göl hakkında kendisine kısa bir bilgiler sormak istiyorum ben. Göle bildiğim kadarıyla gölün büyüklüğü ne kadar bu gölün? Gölün şu anda büyüklüğü yaklaşık 7 hektar, 12 kişilik balık avlama yeri var. Evet. Ortalama balık tutulma kilosu da 12 ile 14 kilo. Şu evet. anda en büyük tutulan balık 27,5 kilo şu anda ama yıllar önce de tutulmuş yani. Hatta bu sene de 23-24 kilo balıklar yakaladım yani. Güzel balıklar var. İlk önce kendisiyle buraya tutacağımız yerler bir ön yemleme yaptı. Ayrıca ben evet. de biraz ekleme yapmak istiyorum. Çünkü herhangi bir hangi ülkede olursa olsun ağlanmış olduğunuz gölde bir ön yemleme bizim prensibim. Ve o da Abdullah arkadaşım bizi kırmadı. Ön yemleme yaptı ve biz de hatta iki tane balık yakaladık. Bir tane de çok güzel bir renkli balık olduğunu söyledi. Biz de gideceğiz ve şu anda göle gireceğiz ve de yavaş yavaş artık kış mevsimi yaban dostları ve ne çünkü yavaş yavaş dediğim gibi gireceğiz ve balık sportif sadan avlarına başlayacağız. Geleceğim ben Abdullah kardeşimize balık vurdu. Hatta kapıyı da biz kilitledik ve şu anda kendisine yardımcı olacağız. Nasipli geldik arkadaşlar. Biz gelmeden daha yeni koymuştuk fileye ve şu anda üçüncü balık galiba. Üçüncü balık sabah sardığında. Evet. Sabah ondan beri. Şu anda da gördüğünüz kadarıyla balık bayağı güzel arkadaşlar. Evet. Ana enerji yani. Evet, görmüş olduğunuz gibi tertemiz bir aynalıyı da filemize koyduk. Rastgele arkadaşlar. Abdullah kardeşimizin yapmış olduğu sistem uluslararası safety clip sistemine tutuyor ve buraya ayarlamalı kurşun kullanıyor. Yani bu da Fox'un kurşunları. İçine hortumla çekiyorsunuz. İstediğiniz mesafeye ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz bu sistem bu. Ve de kullanmış olduğu yem yüzer mısır yani plastik mısır bu. Ve de kullanmış olduğu tekrar yem de yer fıstığı.
Yani bu göle bu sisteme alıştırmış. Yani yemleri alıştırmış arkadaşlar. Bunu bu şekilde tutuyor. Ve de galiba anladığım kadarıyla çok başarılı olduğunu anlatıyor yani bu sistemde. Bu sistemden çok memnunum yani. Montaj özellikle çok iyi. Yem de çok iyi. Mısır görüntü daha güzel yani. Sadece uzaktan daha hızlı görebilmesi için o mısırı takıyorum. Zaten renk. Evet, renk çok önemli yani. Şu andaki yer fıstığı da zaten normal doğal bir yem olduğu için daha çok hızlı, yani daha çok performans aldığımı düşünüyorum yani. Evet. Biz de kendisi bu sistemle tutmaya da devam edecek. Biz de kendi yapmış olduğumuz sonbahar güzel yemlerle tutacağız. Skop yani çilekli ve de sarımsaklı kendi yapmış olduğumuz boylilerle burada tutacağız. Bakalım arkadaşlar ne diyelim? Bu şekilde çok güzel balıklarla Fransa'ya geldik. Umarım balıklarla sportif sazan avlarımız devam eder. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda Abdullah kardeşimiz 3. balığını aldı ve biz de ona beraber çekme fırsatı bulduk. Ve ne yapıyoruz şimdi? Biz de kendi eşyalarımızı arabadan indirip yerleştireceğiz arkadaşlar. Havalar gerçekten artık kışa girdi. Çok soğumaya başladı. Balıksı kesinlikle balıksı bu havada genelde çok balık yağları oluyor bunda. Bu da güzel sıcak havaları çok seven bir yem. Ve yanındaki de çok güzel doğa içinde çilek ve buna benzeme sadece doğal karışımlar var arkadaşlar. Ve de bizim son güzel yemimizden bir tanesi de samsak. Bildiğimiz samsak arkadaşlar. Abdullah kardeşim de ben bunu koklattım. Bu da uluslararası buna tutu futu diyorlar. Yani sadece doğal karışım arkadaşlar. Doğada bulunan bütün güzel bitkilerden ve de sebzelerden bu karışım var. Evet, çilek ve samsak da karar kıldım arkadaşlar. Bu ikisini de tutacağım. Fransa ağlarımız bütün hızıyla devam ediyor. Abdullah arkadaşımız ortalarını atıyordu. Alanlarını ayarlıyordu ve bir anda bir oltayı daha atmana geri düşmeden oltasına balık vurdu. Ben de kendisine yardımcı olmak istedim. Hemen oltaya elimi aldım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda balık çekiyoruz. Bu oltayı ona vereceğiz. Çünkü o balık bunun. Biz sadece kendisine yardımcı olacağız. Süper. Şükür.
balıkçılığı 1970 yılların başlarında Düzce'nin Hasanlar Barajı'na akan derelerde 6 yaşında başladım. Ve ilk balıkçılığa başladığımız dönemlerde tabii ki şimdiki gibi imkanlar yoktu. Bizim eski büyüklerimiz bilirler. Bazı bayan ve erkeklerin eski kazaklarının iplerini iplerinden iğneler bağlıyorduk. Ve bu iğnelerle derelerde ortalama 10-15 santim büyüklüğünde balıklar yakalayarak balıkçılığa başladım. Ve bu balıkçılık tabii ki bize gerekse aileden, babamızdan, abimizden bize bir meslek haline geldi. Ve derelerden çıkmamaya başladık. İlkokul 5. sınıfta kadar okurken her gün öğleden sonra, bütün günümüz öğleden sonra derelerde geçti. Ve de köyünde, yani bizim çevremde en iyi balıkçılar arasındaydım ben. Çünkü gerekse çekerken, gerekse balık vuruşunu çok iyi hissedebiliyordum elimden. Ortaokul dönemlerine geçtik ve de Almanya'ya gittim. Ve 3 sene Almanya'da kaldım. Almanya'dan ilk izne geldiğim zaman ortaokul arkadaşlarımdan birkaç tanesi bana dedi ki Ercan dedi sen gittin dedi derelerdeki kurbağaların sesleri bile değişti dedi. Çünkü dedi dereler bile kurbağalar bile dedi derelerde değişik bağırıyorlar dedi. Çünkü ben kurbağalara da rahat vermiyordum. 4 çeşit boleslerimizi karıştırarak yemleme yaptık ve şu anda da yer fıstığını kaynattık hafifçe ıslayarak ve şu anda yer fıstığı atıyoruz. Sonuçta doğal yemli arkadaşlar bunlar. Bütün oltaların etrafına 3'er roket bunları atacağım. Mangal hazırlığı yapıyorduk. Yani şimdi zamanı balık değildi. Hatta içimde de dedim ki inşallah dedim balık tutulmaz da dedim güzelce karnımızı doyururuz dedim. Çünkü fırsatımız yoktu yani ikindin biraz geçe kaldık yani balıklar yüzünden. Yani öbürlerine bakınca biraz hareketçi, biraz büyüye benziyor. Çünkü çok hareket etmiyor yani. Kendisi sadece geliyor yani dolaşıyor balık. Genelde küçükler hareket manevraları çok hızlı. Biraz daha hızlı olduğu için oltanın ucundan hissedebiliyorsunuz yani. Olta tık 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 yaparsa yani küçük balıktır yani. Şu anda yapmıyor yani hiç. Evet arkadaşlar, Abdullah arkadaşımız mangalını da meşgul olunca o balığı sen çıkar diye biz Abdullah aldık. Kardeşim de dönmeyeceğiz. Balığı çıkar. Oltayı kaldırdım abi, alttan geçebilirsin abi. Abi inşallah bir yerine. Beyaz da herhalde bu sefer şansım değil mi? Yok beyaz değil. Girdi mi? Evet, takamadım. Tamam, tamam, kaybettim. Tamamdır abi. Çak. Ben de oldu, yedi mi? Bu yedinci abi, sabah tam yedi. Evet. Daha iki günümüz var inşallah. Ha bak. Çok güzel, süper. Bu daha güzelmiş abi. Renge bak ya, bayılıyorum ben bu renge. Renkleri çok güzel ya. Biraz işte dış sezonuna geldiği için tam renkleri biraz daha dönük yani şu anda. Evet, lan sanki. Tam rengindeler yani.
peş peşe alarmlar çalıyor. Ama biz de apartmana hemen kalktık. Ne yapıyor? Yemlerimiz yani sadece balıklar yemiyor. Görmüş olduğunuz gibi kara mekeler yani bazen de kara tavuklar da var. Bunlar iniyorlar ve yemlerimizi yiyorlar ve de oltalara takılma ihtimalleri de oluyor bazen. Evet, az önce de alarm sesinden de kalktık ama dediğim gibi balık değildi. Şu anda ortalama 16 saattir Fransa'da bulunuyoruz. Strasbourg bölgesinde Disselt Gölü'ndeydi arkadaşlar. Abdullah arkadaşımız burada gerçekten çok güzel yemlemişti. Ve de kendi yemlerine de hani yıllardır tutmuş olduğu göre balıklar biraz alışmışlardı. Ne yaptı? Oltalara zaten biz gelmeden daha kapıdan girerken buna detaylı anlatmaya pek gerek yok. Çünkü arka arkaya balık bulunmuştu. Ve ortalama 8 tane Abdullah kardeşim burada aldı. Ortalama 15-16 kilo gibi civarlarında daha büyükler gelmedi yani. Şu anda 16 saatlik bir avda 10 tane sazan aldık arkadaşlar. Bu mevsim şartlarında hele de bir de göllerde ya da ırmaklarda diyelim nehirlerde çok büyük bir olan. Ben şimdi yiyelim. Abdullah kardeşimiz de abi dedi senin yemlerden dedi hiç ön yemlerden yapmadan dedi vuruyor dedi. Onun ortalarına bizim yemlerimizi takacağız. Yani bugün ortalama 24 saat bizim sonbahar yemleriyle Abdullah kardeşimizle beraber bekliyoruz. Orta boylular ve ufakları doyurduk arkadaşlar. Sıra neye geldi Mustafa Abdullah'cığım? 20 kilonun üstüne geldi. Trofilere geldi. Umarım rastgele diyelim. Biraz daha ağlarımıza Mehmetcan da katılacak onunla beraber. Öyle hatta bazı misafirlerimiz gelecek. Onlara da geldikçe sizlere tanıtacağız arkadaşlar. Abdullah kardeşimiz gördü ortasını deliyor ve yemi hafiften yüzdürüyor. Biz ne yapıyoruz? Şu anda çift 16 taktık önüne her zamanki gibi yemlerin aynısı yüzden hani sahte yem diyelim. Ne yapıyoruz? Bu şekilde yani bu hafiften kaldıracak yemlerin hafiften oynatarak balığın daha da algılamasını sağlıyor. Ortalama 120-130 metre mesafeye ortalarımızda artık ne yapıyoruz? Görüyorsunuz avuç dolusu yemleri oraya ulaştırmaya çalışıyoruz. Fransa'da sportif sazan ağlarımız bütün hızıyla devam ederken ortalama 6 saattir oltalarımıza tık yok ve kendi yapmış olduğumuz son süper yemleri attık. Fakat Abdullah kardeşimiz dedi ki abi dedi sadece yemler değil dedi ve dedi, ben dedi bu göle alıştırmış olduğum özel dedi hani suya aksiyon getirsin diye yapmış olduğum kendi yemlerim var dedi. Bunlarla atalım ve tamam dedik o bu yemleri tanıtacak bizlere ve de ayrıca yanımıza gelen değerli bir mücahit arkadaşımız geldi bizim yanımıza. Öncelikle bizi yaban ekranlarında seyredermiş ve bizim de buraya geldiğimizde Abdullah kardeşimize misafir olduğumuzu duyunca o da bize tanımak için gelmiş ve de bize de bugün bir ikramda bulunacakmış. Önce kendisine hoş geldin diyorum ben hoş yaban bulduk, huzurlarına. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet bize bugün ikramı ne olacak Fransa'da? Evet ben kendimi tanıtayım. Ben Kayserili'yim. Yaklaşık 10 senedir Fransa'dayım. İsmim Mücahit Kaya. Abdullah abinin yanında her zaman geliriz. Evet şu anda Abdullah kardeşim ne yapıyor? Önce yapmış olduğu bu göle yani alıştırmış olduğu yemi tanıtıyor arkadaşlar size de. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi yemlerimizi attık ama suyun içine çok aksiyon yaratamadığımız için şu anda 6 saatlik bir kesinti var yani hiç balık vurmadı. Şimdi ise karıştırdığım yemlerden suyun içinde aksiyon yaratıp hani balığı biraz daha oltaların üzerine çekmeye çalışacağım. Önce ben size yemi tanıtayım. Normal kullandığımız toz yemler. Hani ıslatıp küçük yuvarlaklar yapıp suya atacağız abi.
Bunun içine kattım yani benim çok hoşuma giden, bir de eminim her tarafta çalıştığına inandığım patlamış pirinç. Şu anda bu suyun üstünde yüzebilecek şeyde yani, suyun altına çökmeyen. Ama ben bunu toz yemimle karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra bu yuvarlakları yapıyorum. Ben bunu suya attıktan sonra bu suyun içinde küçük küçük dağılmaya başladıkça bu suyun içindeki bu patlamış pirinçler yavaş yavaş böyle havaya kalkmaya başlıyorlar. Suyun içinde küçük bir bulut yaratmış gibi oluyor. Tabi orada geçen balıklar, gören balıklar bunları gördükçe yemeğe yanaşıyorlar yani. Ondan sonra zaten balık topladıkça bu nereden geliyor diye aşağı inecek. İnşallah da oltamızı çaldıracak yani, inanıyorum yani. Bu güzel yemleri yapmak, karıştırmak yeterli değil. Neden yeterli değil? Bu elinizde almış olduğunuz yuvarlak top yem elimize atsak atsak 15, 20, 30 metre. Ama ortalama 100 metre ile 130 metrede. Bundan da atacak bize bir alet lazım, bir de bir atacak olta lazım ve de buna uygun bir misine lazım. Ve Abdullah kardeşimiz normalinde buna diyelim sabanga, kuş vurma sisteminde bir alet yapmış. Bu normalinde hazır da alınabiliyor. Fakat atıp çekildikçe kopmalar oluyor. Ve de bunun ortalama kaç lira bunun hazır alanına? 10-15 euro falan. 10-15 arasında Abdullah kardeşim ne yapmış? Güzelce bir yağ şişesi ve herhangi bir zeytin kutusu şişesi yapmış arkadaşlar. Ve ne yapıyor? Bunun içine koyuyor ve bu şekilde atacak. Ve de tabii kendisine de bu arada bir yardımcı lazım. Kim o? Mehmetcan. Evet. Oğlu yardım edecek. Buyurun. Bazı arkadaşlar diyorlar ki ya Avrupa'daki göllerde gerekse Fransa'da gerekse Almanya'da attım İspanya'da balık tutmak diyorlar çok kolay. Oradaki balıklar çabuk diyorlar oltaya geliyor. İşte arkadaşlar bunun kanıtı 7 saat oldu daha oltamızda tık demedi. Ne yapıyoruz? Bir çalışmalar yapıyoruz. Dün yemlemiştim. Önce ön yemleme de yaptık. Dün güzeldi ama bugün biraz sakin. Şimdi tekrar bir daha suyun içinde aksiyon yaratabilmek için biraz daha amoksa yapacağız. Yani yemleme yapacağız. Tekrar balığı inşallah tekrar dünkü gibi performansa geri bakacağız yani inşallah. Yani ekranlarda gördüğünüz gibi oltamızı attık, oturduk, yedik, içtik yok. Yani devamlı balığı aynı yerde arkadaşlar balığı vurdurması önemli değil. Bir balık yakalayabilirsiniz, 3 balık, 5 balık ama o balığı o bölgede tutmak önemli. Bunun için de devamlı oraya yemlemeniz lazım. Ha balık ben yemlemez, ben tuttum yeter derseniz balık da yeter der. Ne yapar? Balık vurmayı keser, başka bölgeye gider. Siz de rahatça yatarsınız, uyursunuz. Ertesi günü oltalarını toplarsınız. Ya ben bir gün önce balık çok yakaladım ama ertesi günü vurmadı. Vurmadığının sebebini kendiniz arayacaksınız. Yani boş durmak yok. Genelde de Avrupa'daki herhangi hiçbir gölde, hani bu her şeyden dahil arkadaşlar. Bakın gölün kenarlarına inmek için merdivenler yapılmış, attım çadırlar kurmak için yerler yapılmış, yollar yapılmış. Yani Avrupa'daki ahlaklarda sadece su balığın içi, suyun içinde balık geziyor. Efendim gidip tutacağız diye kaide yok. Ya biraz dışarıdan kolay gözüküyor da aslında biraz zor iş yani. Yani ben çok 4 günde 5 günde falan 1-2 balıkla döndüğüm günler de oldu yani. Yani çok zor yani öyle kolay değil. Sadece aynı ağlakta değil mi Abdullah? Aynı ağlakta, aynı tuttuğu yerde arkadaşlar duyun bakın Abdullah. Aynı ağlakta 4 gün belki de bizim de oldu. 3 gün 4 gün boyunca yatıp kalktık. Hiç balık yakalayamadık. Ertesi hafta geldik. 8-10 tane yakaladığımız oluyor. Bu ne demek oluyor? Her hafta gittiğinizde balık da tutulacak diye kaide yok.